Değerlerimizi yitiriyoruz. Acaba otomobil fiyatları aldı başını gidiyor demiştik geçtiğimiz aylarda. Peki sonra ne oldu? Otomobil önce yavaş yavaş bir yatırım aracı olmaktan çıkmaya başlıyor dedik. Ardından da sıfır araçlarla ilgili yapılan bir regülasyon sonrası fiyatlarda nasıl bir değişim yaşanacağını konuşmuştuk. Otomotiv yazarı Sayın Babür bu bölümde bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Şimdi geçtiğimiz günlerde konuştuk sizinle. İkinci el otomotiv piyasasında nasıl bir değişim olur olmaz derken tam da sizin işaret ettiğiniz gibi Ağustos ayına geldiğimizde evet fiyatlarda bir gerileme gördük. Hatta ikinci el araç piyasasının çakıldığını ve son 5 yılın en düşük seviyesine indiğini gördük, gözlemledik. Peki bundan sonra ne olacak? Yani Eylül ayından itibaren bu fiyatlarda nasıl bir değişim olur? Bu konuda Babür Gürel acaba ne söylemek ister? Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Az önce yayına aldığınız hayvan katliamı ile ilgili görüntülerin arkasından biraz canım sıkıldı ama biz kendi konumuza dönelim. Bunun altını çizmek istedim özellikle. İkinci el otomobillerde hala fiyatlar düşüyor ve hareket yok. Bunun ana sebebi de çok doğal olarak, çok özür dilerim doğal olarak yanlış oldu. Gelir adaletsizliğinin artık had safhaya gelmiş olmasıdır. Şöyle ki insanlar ikinci el otomobil satışlarındaki en ana unsur olan aracın işletme maliyetinin artmasından dolayı araçlarını satmaya başladılar. Fakat alıcı yok. Alıcı gelir adaletsizliğinden dolayı araç alamıyor. Elindeki parayı şu anda faize yatırmış, orada bekliyor. Bu ikinci el için geçerli sadece bu söylediklerim. Çünkü ikinci el araç sıfır otomobil fiyatına çıkamayan vatandaşın kabul ettiği bir sistem. Tabii maliyetler burada, derken ikinci el araçta bahsettiğiniz tabii akaryakıta gelen ardarda zamlar, üst üste gelen vergiler, bakım maliyetleri, servis maliyetleri tüm bunları da tabii hesaplayarak bu sonuca varıyoruz değil mi? Kesinlikle bir de ayrıca tabii araçların muayene ücretleri. Yani dünyada hiç uygulanılmamış bir sistem. Bizde muayene ücretleri deli paralara çıktı. İşte taksit yapılırsa yok faiz alıyorlar, peşin ödenirse bu kadar oluyor. Çok ilginç bir sisteme biz maalesef teslim olmuş durumdayız araç muayenesi konusunda. Diğer tarafta bir dönem pandemiden dolayı galerilerin yapmış olduğu haksız fiyat artışları evet düzene girdi, artık araç bulunuyordu derken döviz kurundaki oynaklıklar tamamen ikinci eli vurdu, resmen vurdu. Şöyle ki artık insanlar haftada bir arabasını çıkartan bir vatandaş onu da yapmamaya başladı. Çünkü Allah göstermesin bir kaza olduğunda araçın maliyeti, yapım maliyeti neredeyse arabanın yarı fiyatına geldi. Servisler deseniz öyle, en ucuz servis 3.500-5.500 liralar arasında geçiyor. Aracın en ufak parçası 2 sene öncesine göre %150 ile %250 arasında zamlandı. Neticede aracı kullanmayın denmeye başlandı ki bu bir subliminal mesajdı. Evet insanlar şu anda otomobillerini satıyorlar fakat alıcı yok. Buradaki ana etkenlerden bir tanesi de şu 7 Temmuz'da hayatımıza giren GSR-2 regülasyonuyla birlikte bir takım otomobillerde olması gereken yeni uygulamalar ve bunlar ellerinde kalan bu uygulamaları olmadığı otomobilleri otomobil firmaları Sanayi Bakanlığı'yla anlaşarak bir ek sürede kendilerine plakaladılar ve sıfır ikinci el otomobilleri piyasaya sürdüler. Bunu da bir tek ana üreticiler satabiliyor şu anda. Bu da doğal olarak ikinci el araç almak isteyen insanların ilgisini çekti. Ve bunlar kalktılar bu sıfır ikinci el otomobillerin peşine düştüler. Ve bunları da yaklaşık 400 bin civarında yanlış da olabilir ama benim tahmini hesabımda 400 bin civarında piyasaya sıfır ikinci el otomobil çıkacak. Çünkü otomobil firmalarının elinde bu araçlar stokta kaldı. Ne zaman çıkacak efendim sıfır ikinci el araçlar piyasaya? Bu aynı zamanda bu fiyatları başlandı. Nasıl, ikinci elde özellikle fiyatları nasıl etkileyecek? Bu da ikinci soru. Evet, bunlar satılmaya başlandı. Başlandı diyebiliyorum. Arkasından da bunlar evet ikinci el fiyatların, kullanılmış otomobillerin fiyatlarının daha da düşmesine sebep olacak. Çünkü aralarındaki fark 50 bin lira da olsa vatandaş 50 bin lirayı bir şekilde bulup sıfır otomobile yönelecek. Hı hı. Ve bu evet ikinci el piyasasını son derece etkileyecek diye düşünüyorum. Çünkü zaten Temmuz ayında ikinci elde hemen hemen hiç satış olmadı. Ağustos'ta da ben bu şekilde gideceğini öngörüyorum. Eylül'de bir ufak hareket olabilir. Şöyle ki Eylül'de hepimiz biliyoruz okullar açılıyor. İşte üniversiteye giden ehliyeti olan öğrencilere, aileleri oradan buradan sıkıp bir şekilde bir araç almaya kalkıyorlar. Evet kış geliyor. Yazın başında ikinci el hareketlenir ama bu sene ben kışın başına doğru biraz bir hareket gelmesini bekliyorum. Ve tabii bir de en önemlisi Türkiye'de üretilmiş otomobillerde hala satışı gerçekleşen GSR-2 belgesine sahip olmayan otomobillerin de şu anda piyasada var olması ve satılması. Bunlar sıfır olarak da satılıyor. İkinci el değil. İkinci ele çıkanlar ayrı bir sistemde. Hı hı. Ve bunlar yaklaşık Kasım ayından sonra daha da piyasada artacak. Çünkü bu araçların sıfır ikinci el olarak plakalanan araçların üzerindeki vergilerin de peşine devlet düştü. Pekala, kurda bir değişiklik olması durumunda hem o zaman sıfır araçlarda hem de ikinci el araçlarda durum değişebilir. Yani dolar kuruyla paralelde bir tablo var mı ortada sizce? Aslına bakarsanız tabii yani dolar kurundaki oynama, yukarı doğru oynama, hı hı, Türkiye'de bütün otomobillerin hepsinin fiyatını değiştirecektir. Aşağı doğru oynamada olduğunda hiçbir şekilde değişmeyen bu fiyatlar hep yukarı doğruyu seçtiği için Türkiye'de neticede herhangi bir döviz oynaklığında her şeye zam gelecek tabii ki. Otomotiv yazarı Babür Gürel bizlerle birlikteydi. Teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız için. Her şeye zam gelecek böyle bir tablo içerisinde. Yurttaş araç sahibi olabilecek mi? Ayrı bir soru işareti. Maliyetlerden dolayı aracını satan var. Parası olmadığı için araç alamayan var. Parası olup da bunu faizde ben değerlendireyim diyen var. Hal böyle olunca piyasada yaprak kımıldamıyor. Yaz aylarında böyle bir tablo görmüş müydünüz daha önce Sayın Gürel? Hayır. Bu sene ilk. Bu sene ilk defa böyle bir şey görüyoruz. Bu sene ilk, evet. Çok ilki yaşıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız ve vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın. Evet, otomotiv yazarı Babür Gürel bizlerle birlikteydi efendim. Biz devam edelim. Yönetmenim